AK Parti 71 maddeden oluşan bir kanun teklifi sundu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün. Teklife göre yaşlılık aylığında alt sınır artık 1000 lira olacak. Kiralarla ilgili önemli düzenlemeler de var. İşte birçok alanda yenilikler sunacak olan teklifin detayları. AK Parti'nin bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 71 maddeden oluşan bu kanun teklifimiz çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeler içermekte. O teklifte yaşlılık aylığı, kira artışı ve işsizlik maaşını içeren düzenlemeler yer aldı. Teklifle birlikte yaşlılık ve ölüm aylığındaki alt sınır 1000 lira olacak. Aynı zamanda işsizlik maaşı alabilmek içinse son 120 gün kesintisiz prim ödenmiş olmalı. Gerekecek. Kira bedellerinde tüfenin artış oranının baz alınması ve bebek devam sütüyle şalgamda ÖTV'nin kaldırılması da düzenlemede yer alıyor. Hızlı tren ve demir yolu yatırımlarının ödeneklerinin kullanılması da artık Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'ndan alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geçecek. Aynı zamanda konutta ödemelerin yardımı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılacak. Ayrıca il banka dair de yenilikler olacak. Kentsel dönüşüm çalışmalarının destek olması ve finansman sağlaması konusunda il banka bir yetki verilmesi kanun teklifimiz içerisinde bulunmaktadır. Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla büyük ve küçük baş hayvan satışından ve sütün satın alınma bedeli üzerinden alınan pay kaldırılacak. Türk Hava Kurumu'yla sivil havacılıkta görevli pilotların maaşlarının %70'i gelir vergisinden muaf olacak.